Bir Garip Hikmet. Yazan Halit Ziya Uşaklıgil. Bu sabah erken bir saatte onu çatık kaşlarla, derin bir iğrenti ve acıma duygusunu dile getiren yorulmuş dudaklarla, iki dirsekleri masanın üzerine dayanmış, başı ellerinin içinde, taranmayarak belki de içinden gelen bir öfkeyle beyaz saçları kabarık, boydan boya önüne serilmiş gazetenin karşısında dalgın buldum. Bana ayağa kalkmadı bile. Üstelik selamıma karşılık vermeyi de fazla buldu. Yer de ikram etmedi. İstediğim iskemleye oturmak için beni isteğimde bıraktı. Yalnız gözlerini kaldırarak, "Bilir misin?" dedi. "Biz insanlar çok korkulacak yaratıklarız." Ben onun beni kabul ediş tarzına karşılık olsun diye kişisel onuruna dokunacak bir cevap yapıştırdım. "Ben bunu ta ne zamandan beri bilirdim," dedim. "Siz yeni mi öğreniyorsunuz?" İhtiyar dost bu cevaptaki alay etmeye benzeyen anlamın farkına varmamış gibi görünerek, "İleri sürülüyor ki," dedi, "Birinci Dünya Savaşı'nın vahşilik sahneleri içinde yaşayan, onları yakından uzaktan gören kuşaklar, o korkunç olayın içinden daha keskin tırnaklarla, daha zalim yırtıcılıkla çıkmışlardır. İleri sürülüyor ki, bütün o kan ve ateş yıllarından sonra, yaşamanın artık zorlukları, savaşmak için üzerinden aşılması gereken engeller, insanlarda sevecenlik, acıma, yardıma koşma duygularının yeniden uyanmasına engel olmuştur. Tam tersine onları günden güne daha vahşi, daha zalim, daha kahredici yapmıştır. İnsanların ne zaman ve nerede başka türlü olduklarını bana gösterseler onu kabul edecektim. Ama tarih bize göstermiyor mu ki?" Korktum ki ihtiyar dost bir kez başladıktan sonra pek zor son verebildiği mantık yargılamalarına başlayacak ve bu sefer tarihin arkasına takılarak beni Habil'le Kabil'den tutarak kim bilir ne ucu bulunmayacak dönemlere ve diyarlara sürükleyecekti. Onu nazikçe susturmak için elimin çekingenlikle başlayan bir hareketine gerek kalmadan bize yaklaşan uşak sözünü kesti. "Nimet sizi görmek istiyor," dedi. O, kendisi de uzun bir söylevin dolan başlarına girmek zahmetinden kurtulduğuna memnun olmuşçasına, önünde sabahleyin kim bilir ne cinayet olaylarıyla insanların korkulacak yaratıklar olduğuna yeni yeni örnekler getiren gazeteyi katladı, katladı, sonra güçlü bir tokatla elini üstüne yapıştırdı. "Gelsin," dedi. Ve bana baktı. "Dikkat et," dedi, "sana bir insanoğlu örneğini başka bir yönünden göstereceğim." Gelen adamı gördüm. Bu bence tanınmayan bir yüz değildi ama herhalde tanınmış halinden büyük bir değişiklikle çıkmıştı. Onun için bulmakta epeyce zorluk çektim. Kahırlı mıdır, kızgın mıdır, yakınmaya mı geliyor, kavga mı etmek istiyor ya da bunları bir arada göstermek üzere mi geliyor? Uzun boyunda ve geniş omuzlarında bir dargınlık havası uçarak asık suratlı, çatık kaşlı, yapışık dudaklı bir adamdı. Elindeki kasketini evirip çevirerek başını hafifçe eğdi ve sanki selamladı. Ondan sonra sağ yanını bahçe çardağının direğine dayayarak eğrice bir durumla durdu. Kendisi başlamaya gerek görmeyerek gelişinin sebebi sorulsun diye bekledi. İhtiyar dost onun bu sert katı durumunun farkında değilmiş görünerek ve biraz önceye ilişkin öfke kaynamasını tamamıyla unutarak tatlı bir sesle sordu. "Naber Nimet?" O kısık dudaklarının altında ısırmaya hazır gibi gıcırdatıyor sanılan dişlerinin arasından ve gözleri yerde karşılık verdi. "Ne olacak? Bu herif inşaat bittikten sonra eve yerleşmeyecekmiş. Şehre inip kışı orada geçirecekmiş. Ben de onlar gelinceye kadar bekçilik edecek, evi bekleyecekmişim." Bu başlangıca ihtiyar dostumdan "Fena değil" karşılığını aldı. Ve ufak bir duraksamadan sonra daha önceden kafasında düzenlediği laflarını bir çırpıda sürdürdü.
Bütün yazı toz toprak içinde yapıcıların, rençberlerin arasında geçirdikten sonra şimdi de kışta kıyamette yapayalnız kalmak gerekiyor. Bütün yazı toz toprak içinde geçirdiğinden söz eden bu adamın temiz bir gömleği, üstelik pek eski denemeyecek bir ipek kravatı vardı. O da sustu, biz de sustuk. Baktı ki olmayacak, ekledi. Bari aylığı artırsalar, odama bir soba kursalar, odun kömür parası verseler. Yatağıma bir yorgandan başka örtü denecek bir şey vermediler. Bir battaniye gerekli değil mi? Sırtıma bir palto, yağmurlu havalarda giyilecek bir muşamba. İhtiyar dostum bu sözleri kesmek gereğini duydu ve sanırım benim de bilgim olsun diye hep o tatlı sesiyle sanki bilmiyormuşum gibi sordu. Sana şimdi ne veriyorlar? 35 lira. Bunun için de sabah akşam yemeklerimi aşçıda kendi kesemden yiyorum. Üstüme başıma da bakacaklardı. İşte nasıl baktıkları belli. Sanki kendisine layık olmayan bir kılığa sokulmuş gibi gözünün bir işaretiyle giysisini gösterdi. İhtiyar dost aldırmayarak yeniden sordu. Orada bir odan, bir karyolan, ufak tefek eşyan da var mı? Odanın tabanında bir hasır, hasırın üstünde de bir kilim gördüm sanırım. Demek ki bir soba kurulsa, ha belki de yeni usul eve soba kurmak zor olursa bir mangal da olabilir mi acaba? O bu soruların mealini anlamıyor görünerek yavaş bir sesle ''Parasını bana versinler, ben ne uygun olursa onu yaparım.'' dedi. Münasip sözünü münasip biçiminde söylüyordu. İhtiyar dost da onun bu söyleyişini taklit ederek ''Evet, ne münasipse onu yaparsın.'' diye sanki onun görüş ve düşüncesini pekiştirdi ve ''Daha sonbahara yeni girdik. Önümüzde epeyce zaman var. Ben yapıyı gezmeye geleceğim. Mal sahipleriyle görüşürüm.'' diye ekleyince o asıl maksadını meydana vurdu. ''Bayım, bunlarla olmayacak. Siz beni bir idareye odacı, bunlar olmazsa o gönderdiğiniz hastaneye kapıcı, daha ziyade müzede bekçi yazdırsanız.'' dedi. Ve artık gözlerini kaldırarak cevap bekledi. İhtiyar dost, ''Nimet.'' dedi. ''Her yerden alay alay adam çıkarılan bu bunalım zamanında bilmem bu mümkün olabilir mi? Hele bir düşüneyim, ortalığı bir yoklayayım. Sen şimdilik yerinden tedirgin olmaya kalkışma.'' O dilediğini hemen elde edememiş olmaktan doğan kırgınlığı saklamaya gerek görmeyerek keskin bir baş sallamasıyla selam verdi, kasketini başına taktı. O zamana kadar çardağın direğine dayanmış eğri durumunu doğrultarak yarım çark yaptıktan sonra dargın dargın yürüdü. O vakit dostumun gülümseyen gözlerle bana bakışı oldu. ''Ne dersin?'' dedi. ''Ben sanırım bu adamı tanıdığım bir vakitler arkasında bir küfeyle kapı kapı dolaşarak şunu bunu satmaz mıydı bu?'' ''Evet, ta kendisi.'' ''Bilmem nereden gelmişti. Vaktiyle iyi aklımda değil, bilmiyorum neredeymiş. Sanırım kavga ederek yerinden çıkarılmış, buraya sığınarak şurada burada evlerin tulumbalarını çekerek depoları doldururdu. Sonra sebze yetiştirilen bir bahçeye yanaştı. Bahçe sahibi bunun sırtına küfe yükleterek sokak sokak bağırta bağırta dolaştırdı. Onun deyimince kışta kıyamette arkasında yırtık bir gömlekle, bezden eski bir ceketle, bacaklarında yamalarla dolu bir poturla, yağmurların altında sırılsıklam, her yanından dereler gibi sular sızarak ıspanak, kereviz, pancar, şalgam satardı. Özellikle bizim evin önünde durur, aşçı Fatma'ya en tatlı sesiyle sanki yalvararaktan seslenirdi. Bir gün onun göğsünün güm güm öttüğünü işittim. 2 gün sonra küfesini arkasından atarak kapının önüne yığıldı. Herif hastaydı. Uzatmayalım, türlü başvurularla kendisini hastaneye yatırttım. Aylarca orada kaldı. Sonunda dirilerek geldi ve ''Bana iş.'' diye karşıma dikildi. Doğru, madem ki onu ekmeğinden etmiş hastaneye yatırmıştım, yeni bir iş bulmak beni ilgilendiren bir borçtu. Önce üstünü başını düzelttik, 10-15 gün evde doyurduk, yatırdık. Bir süre içinde aradık taradık, sonunda onu köyün önemli bir yapısında bekçi olarak yerleştirdim.
Ona işittiniz ya bir oda, karyola ve eşya, üstüne başına yeniden çamaşır ve giysi, ayda da 35 lira verdiler. O zamana kadar ekmeğine katık bulamazken, karnını çiğ çiğ satılamamış havuçlarla, şalgamlarla doldururken, hastalandıkça avuç avuç sarımsak yerken, şimdi sabah akşam aşçıda istediğini yiyor, gene de memnun değil. Gene bana dargın, ne yapılsa beni affetmeyecek. İnanır mısın, bir gün yanılıp da bana bir kerecik teşekkür etmiş, kendini unutup da yüzüme gülmüş adam değildir. O halde niçin yanınızdan uzaklaştırmıyorsunuz dedim. Güldü. Ne kadar temiz yüreklisin. Hayatı ve insanlığı nasıl da öğrenememişsin. Bir kez asıl kural, iyilik gören değil, iyilik eden borçludur. Asıl bağlanan bir kez iyilik etmeye başlamış olandır. İyilik gören her vakit onun karşısına dikilecek, ondan sürekli isteyecektir. Ta ki geri çevirmek zorunluluğu ortaya çıkana kadar. İşte ancak o zaman duygularını, kinini, düşmanlığını meydana vuracaktır. Zaten çok iyi biliyorum. O bütün kendi takımından olanlara beni çekiştiriyor, mahalle kahvesinde saatlerce benden en kötü bir dille söz ediyor. Ve gene çok iyi biliyorum ki, eline ilk geçecek fırsatta, bir kargaşalık zamanında evime kundak koymaya, canıma kıymaya girişecektir. O halde insanın eline böyle mükemmel bir örnek geçerse onu incelemekten, onun bütün yaratılışı ile ilgili gizlilikleri meydana çıkaracak fırsatlarla tanıyıp öğrenmekten daha tatlı, daha meraklı bir eğlence olur mu? Tümü murdar canavar hayvanların huylarını incelemek için ömürlerini adayan bilginlerin zevkini, bunda buldukları mutluluğu düşünürsen, görürsün ki ben de tıpkı onlardan biri ya da daha açık bir benzetişle, garip hastalık belirtileri gösteren bir deliği gözlem altında tutan bir uzman durumundayım. Sonra bu tuhaf yargılamayı tamamlamak istiyormuşçasına, gene aynı yaşta olduğumuzu unutarak ve beni o alışılmış seslenmesiyle lütuflandırarak, "Çocuğum," dedi, "hayatta her şeyden bir zevk çıkarmaya çalışmak kadar özel bir görüş ve düşünce olamaz. İnsanlar var olalıdan beri bilinen ve ne kadar yazık ki hemen her zaman unutulan bu felsefeyi uygulayabilmekledir ki hayat katlanılabilecek bir yük olur." Her şeyin ortası. Ne kadar zaman olmuştu ki ihtiyar dostumla konuşmak fırsatını bulamamıştım. Sonunda bu fırsatı geçen mevsimin sıcak denebilecek bir havasında buldum ve onu bahçesinde kasım patlarının fazla tomurcuklarını ayıklarken bastırdım. İhtiyar dost. Her şeyden önce itiraf etmeli, bu sanığı ona verirken sıkılmalıyım. Onu tam tersine günden güne daha tazeleşmiş, üstelik daha da çağdaşlaşmış buluyorum. Gergin ve hafifçe pembe yüzünün özenle yapılmış tıraşından daha pudraları uçmaya vakit bulamamış, bıyıkları adeti olarak usturaya mahkum edilirken nasılsa bir haftalık savsaklamaya uğramış denebilecek kadar derinden kırkılmış, ayaklarında altı lastik, beyaz spor kunduraları, bol paçalı keten pantolonuyla, lacivert süveteri içinde biraz göbeklenmiş olmasına karşın, düzgün boyu bosuyla, dimdik bulunca kendisine sürekli ihtiyar dost lakabını yapıştırır, hem kendinden başkalarına karşı herkesin borçlu olduğu zariflik görevimi, hem de kendi sırtıma yüklenen yılların ağırlığını unutmuş olmam gerekirdi. O beni görür görmez hafifçe terlemiş alnının üstünden güzel Panama şapkasını ensesine doğru kaydırarak gözlüklerini düzeltti. "Tam zamanında geldin," dedi. "Dikkat ettim, sen her zaman bahçenin ince işlerini savsaklarsın. Kasımpatı çiçeklerine karşı da aynı tembelliği gösteriyorsun. Ne zaman onlara dikkat etsem çiçeklerini hep cılız ve küçük görürüm. Sana Beyoğlu'nda satılan yuvarlak ve şu yapma küreler kadar büyütülmüş kasım patlarından yetiştirmelisin demiyorum.
Herkesin nedense pek ilgi gösterdiği bu türden olanlarına ben de taraftar değilim. Kasımpatı ayçiçeği değildir. Ben daha çok renkli, biçimli, zarif ve nazik çeşitleri severim. Ancak bu çiçeklere yetenekli oldukları bütün gelişme imkanlarını da vermelidir. Bunun için de Mart'ta yapılan çelikleri tamamıyla serpilmeden önce şaşırtma yapmak, önce fazla su vermeyerek, hafifçe gübreleyerek sıkça çapalamak, boy attıkça kırmak, alt yapraklarını sıyırmak ve yaz sonlarına doğru gübreyi ve suyu bollaştırmak, en sonra da işte bugün benim yaptığım gibi fazla tomurcukları ayıklamak yeterlidir. Gülümsediğime dikkat ederek o da gülümsemesini zor tuttu ve neden sırıtıyorsun sanki öyle, bildiğin şeylerle ilgili dersler veriyorum diye mi? Biliyorsun pekala ama uygulayabiliyor musun? Hayır. Bildiğini uygulayamayana da her zaman ders vermek gereklidir. Sen de benim gibi yoruluncaya kadar bahçede uğraşsan, ha? Bak. Ve gerçekten oldukça inmiş karnını sıvazladı. Beyaz pantolonuyla lacivert süveterinin içinde daha dik durarak sağlığının parlak zaferini kıvançla ilan etti. Sonra pek genç bir tutumla koluma girerek "Yorulmadım da değil," dedi. "Şimdi seninle birer kahve içeriz." Böyle kol kola küçük havuzun yanına kadar gittik. Yeşil kamış koltuklara yaslandık. 10 dakika sonra sigaralarımızın dumanlarını savurarak az şekerli, bol köpüklü kahvelerimizi süze süze her yudumda kokusunu, zevkini tada tada içiyorduk. Daha fincanları diplerinde ister istemez bırakılan telvelerle masanın üzerine bırakmıştık ki bahçenin bir köşesinden bir canlı kasırga göründü. Bu kasırganın dizlerinden 10 parmak yukarıda, bol paçalarından rahat rahat bir kedi girebilecek bir kısa pantolonu, yakasını göğsünün daha yeni belirmeye başlamış kıllarını gösterecek kadar açık, yenleri kıvrıla kıvrıla pazılarına kadar kaldırılmış bir beyaz gömleği, uzun bırakılmış lüle lüle rüzgarlarla savrulmuş saçları, üzerlerinde daha yeni kabuk bağlamış berelerle, hemen o gün meydana gelmiş kanlı çizgilerle süslü diz kapaklarını açıkta bırakacak kadar uzun yün çorapları ve ayaklarında da güzel bulmak için pek büyük bir hoşgörüye gerek gösteren garip kunduraları vardı. Bu kasırga ihtiyar dostumun torunuydu. Bize kadar gelmek için bahçenin yolunu izlemekten üşenerek çayırın 3 arşınlık bir dilimi ortasında, bir arşından az olmayan yükseklikte asparagus saksının üstünden atlayıp aşarak ikimizin arasındaki boş kanepeye düştü. Ayaklarını birbirinin üstüne koyarak bacaklarını sandalyelerimizin arasına uzattı. Sırtını kanepenin arkasına dayadı ve bir saniyelik bir an içinde bu yarı yatay durumu aldıktan sonra ancak o zaman benim varlığımı fark etmiş görünerek bana elini uzattı. Bu bir elden çok damarları şişmiş, kemikleri büyümüş, etleri kızarmış bir yumruktu. Elim bunun içinde kayboldu ve parmaklarım birbirine yapıştı. Sonra gözleri havada bize anlatacağı başarısının istek ve neşesini kaybetmemek istiyormuşçasına, sanki kendi kendine düşünüyormuş gibi konuştu. "Boks dediğim böyle olur. Enayi, karşımda sırıta sırıta cambazlıklar yapayım derken, al senin çenenin altına," dedim. Bir savurdum. Anda vallahi ayaklarının üstünde sallandı. "Bu da şakana," diyerek bir daha yapıştırdım. İçi birden boşalıvermiş bir çuval gibi yere yığılıverdi. Bereket versin ki çenesine rastlamadım. Herifçioğlu'nun kemikleri tuzla buz olacaktı. Ya şakanı patlatmış olsaydım, al sana belalar mübareği. Adam akıllı bir tehlike atlattı ki sormayın. İhtiyar dost gözlerinde bir gülümsemenin övünmeye mi, alaya mı yorumlanması gerekeceğinde kararsızlıklar okunan anlamıyla torununa bakarak dinliyordu. O birden yerinden fırladı, büyük babasının yanına kadar gelip dikildi, elini uzattı. "Bilirat," dedi. Dostum hep gülümsemesiyle "Ne olacak?" diye sordu. Delikanlı hemen karşılık verdi. "E bisikletin lastiği onarılacak. Öğleden sonra bir koşu var. O vakte kadar dinlenmek gerek. Şöyle kendimi bulmak için küçük çekmeceye kadar bir uzanacağım. Beni yemeğe beklemesinler. Tok karnına koşulamayacağım malum."
Eli hep öyle uzanmış bekliyordu. Büyük babası gülmekte devam ederek ve pantolonunun cebinden buruşuk bir kağıt lira çıkararak, bu sefer alay anlamı pek belli olan bir tutumla, "Pekala al ama sınavlara ne vakit çalışılacak?" diye sordu. O ufak bir kahkahayı yarı yutarak, "O da tasa olunacak bir iş mi?" dedi. Ben bir yüreklilik göstererek sordum. "Bütünlemeye kalmış sınavlar mı var?" Bana döndü ve elinin iki parmağını göstererek, "İki" dedi, "biyolojiden ve matematikten." Bunu söylerken gülümsüyor, sanki maçta iki galiplik kazanmış gibi alabildiğine umursamaz, ilgisiz ama sağlıklılık ve güçlülük dolu bedeninden bir kıvanç anlamı taşıyordu. Büyük babasının elinden lirayı kapınca ona bir kısa "Mersi, bana da acele bir bonjour" diyerek gene geldiği yerden atladı ve koşu yarışması için dinlenip kendini bulmak üzere Küçükçekmece'ye kadar bisiklet gezmesine seyitti. O zaman ihtiyar dost bana döndü. "Bu çocuk 25 yıl önce bu yaşta olsaydı onu nasıl görecektik?" diye sordu. Sonra bu sorunun karşılığını gene kendi vererek ekledi. Her şeyden önce düzgün düzenli giyinmiş, önünü iliklemiş, üstünü başını düzeltmiş olacaktı. Biraz kızararak, biraz utanarak yavaş yavaş yanımıza gelecekti. Benim elimi öpecek, sana da yerden güzel bir selam verecekti. Benden otur önerisini aldıktan sonra sıkılarak kanepenin kenarına ilişecek, ayaklarını gizlemeye çalışacaktı ve kendisine seslenilinceye kadar gözleri yerde bekleyecekti. "Sen sınavlar nasıl geçti?" diye soracak olsaydın, "Sayenizde..." "Niçin senin sayende, orası belli değil, sayenizde başarıyla efendim" diyecekti. Hep 9-10. Bu son kelimeleri övünmüş olmaktan utanarak yavaş sesle söyleyecekti. "Şimdi buna karşılık gördün ya, hele yumruklarına dikkat ettin mi? Nasıl anlatıyor, nasıl konuşuyor, onu da fark etmişsindir elbette. İşte 20'sinde eğer dönmezse liseyi bitirecek. 24'ünü tamamlarken bir fakülteden çıkacak. Askerlik falan, sonunda 26'sında bir kaleme değil hayata girecek. Yumruklarıyla yol açarak, engellerin üstünden atlayarak, uzaklıkları koşa koşa geçerek yürüyecek. Belki dili o kadar süslü, belki beyni o kadar yüklü değil ama sen ne dersin, öteki mi, bu mu?" Bu sorunun karşılığını da onun vermesini yeğleyerek sustum. Dostum tamamladı. "Sen benim düşüncemi beklersin değil mi? Bilirim. Arapçayı pek unutmadın değil mi? Hayrul umur evsatuha. Her şeyde orta en hayırlısıdır. Zaten bu anlaşılmayacak bir Arapça da değil. Her şeyin ortası azizim. Bundan şaşmamalı. Hadi gel gene kasım patlarının yanına gidelim."